saat 8.43. Benim orada 9.30'da olmam lazım ve yol sadece 5 dakikalık bir yol aslında. Ama yaşadığım yer yayla olduğu için yani tam olarak şu görebiliyor musunuz? Çok uzağında değil de şuralarda falan yaşıyorum herhalde. Ama işte o yayla yolundan buraya gelmek bayağı bir şey oluyor. Otobüs durağına gelmek yani zor oluyor. O yüzden otobüs durağına erken gelmem gerekiyor. Gözüme alıyor ya. Neyse ki dünyadaki tüm güneş kremlerini yüzüme sürdüğüm için sorun olmayacak. Ama yanıma almayı unutmuşum. Yedekleyemeyeceğim güneş kremi. Zaten laboratuvarda yedeklemek istemiyorum. Laboratuvara girdiğim andan itibaren hiçbir şey yemek bile istemiyorum. Migros'a gitmem lazım benim. Migros kaçta açılıyor acaba? Migros 9'da açılıyormuş. O zaman şöyle yapacağız. Okula gideceğim. Kahve alacağım. Tost alacağım. Onları yiyeceğim sabah kahvaltısı olarak. Yoksa açlıktan ölürüm herhalde. Her şeyi anlatıyorum. Daha girdiğim andan itibaren hiçbir şekilde şey yiyesim, dokunasım. Yani üzerime kahvede biraz da yiyesim gelmiyor. Çünkü kanserojen bir tane maddeyle çalışıyorum. Sanki tüm vücuduma o kanserojeni sürmüşüm de öyle dolaşıyormuşum gibi hissediyorum. Bugün neler yapacağımı birazcık çekmek istiyorum. DNA yürütme, DNA izolasyonu, PCR. Klasik bir genetik labı aslında. Otobüs şoförleri bakıyor. Acaba durayım mı, durmayayım mı diye bana. Ben de gözümü çeviriyorum. Çünkü durup durmaması gerektiğini ben de bilmiyorum. Çünkü hangi otobüse binmem gerektiğini bilmiyorum. Sanki video çekiyor mu? Böyle şey, arabaların içindeki herkes bana bakıyor gibi hissediyorum. Bir otobüs beklemeye üşendiğim için ta nerede indim, ta nereye yürüyorum. Aslında çok bir şey değil ama bir 10-15 dakikalık bir yürüme bence. O yüzden yürüyeceğim. Sırtım o kadar çok ağrıdı ki. Bugün şöyle bir şey düşündüm. Biz bir şey ya mesela DNA yürüteceğiz. 2,5 saat beklememiz gerekiyor. PCR yapacağız. 3 saat beklememiz gerekiyor. O yüzden dedim o aralarda İngilizce çalışayım. Böyle bir karar verdim. Üniversitelerdeki hep biyoloji bölümleri en güzel yerde oluyor. Yani kampüsün en güzel yerinde bakın. Biyolojinin önünde böyle bir şey var. Bizim okulda da böyle. Her yerde böyle. Yani biyoloji hep en güzel yerde oluyor. Tamam, abarttım biraz. Ne de olsun. Bence yine en güzel yer biyoloji. Diğer bölümler böyle hiçlikte gibi sanki burada. En azından suları var bir tane görebilecekleri. İngilizce'de bir tane tense öğrensem, yani çalışsam konusuna. Sonra da onunla hakkında işte bir örnek okusam, yazsam, güzel güzel not tutsam. Sonra burada testler var, testlerini çözsem. Sonra da bir tane böyle minik bir metin olabilir. Bu metinleri okuyup sonrasında da çevirsem, bilmediğim kelimeleri yazsam. Her gün kelime öğrenmeye çalışsam bu şekilde. Azan yaz sonuna kadar bir şeyler olur. Öyle. Hani devam. Bayağı
güneş var, yüzüme çarpıyor. Ve ekonomi de zor görüyorum. Şimdi laptan çıktım. Saat 5.30 civarı. Otobüse doğru gidiyorum. Yorucuydu. Aslında şöyle, yapılan işlemler yorucu değil. Sonuçta bir şeyi bir tüpten bir tüpe atıyorsun ama beklemesi çok yorucu oluyor. Mesela hani PCR yapıyorsun, 3 saat bekliyorsun. Sonra yaptığın PCR de çıkmayabiliyor. Sonra bir daha yapıyorsun, bir daha bekliyorsun falan derken bu bekleme süresi insan canını sıktığı için yoruyor. Yoksa onun dışında çok güzel. Ne gördüm? Ay çok güzel. Şunun tatlılığına bakın. Dün kapını çekmediğim için şimdi çekiyorum. Komik şapkamla. Şu an yine otobüs bekliyorum. İşte bir günüm böyle geçiyor. Yayladan gel, otobüs bekle. İşte sonra labda bir şeyler yap. Onları bekle, bekle, bekle. Sonrasında eve dön, uyu. Yani tam olarak böyle şu anki rutinim. Vlogu burada kapatıyorum. Herkese görüşürüz. Bye bye.